Merhabalar, ben astrolog Müge Aksoy. Bugün Yaşamın İncisi programında astroloji ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağım sizler için. Astroloji nedir? Gökyüzünün yeryüzüne iz düşümüdür. Astrologlar bu iz düşümünün dünya üzerinde nasıl etkiler yarattığını incelemeye çalışırız. Astroloji ile ilgili sizi en çok mutsuz ya da rahatsız eden şey nedir? Bu kadar güzel bir rehberliğin bundan çok fazla yararlanılabileceğinin bilinmiyor olması, sadece gelecek öngörüsüymüş gibi düşünülmesi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. İlk sorumuzla başlıyorum. Evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ben astrolog Müge Aksoy. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı'nı bitirdikten sonra çevirmenlik, bankacılık ve İngilizce öğretmenliği yaptım uzun yıllar. Ancak gökyüzü hep ilgi alanımdı. O yüzden de bir süre sonra astrolojiyi artık daha da ayrıntılı öğrenmem gerektiğine karar verdim. Bu konuyla ilgili çeşitli eğitimler aldım. Hala da devam ediyorum öğrenmeye ve almaya aslında. Ondan sonra da astrolojiyle ilgili yolculuğum başladı. İlerleyen yıllarda da bunu biraz daha profesyonel hayata doğru çevirdim diyebiliriz. Peki Müge Hanım, astroloji nedir? Gökyüzünün yeryüzüne iz düşümüdür. Ve bizler, astrologlar, bu iz düşümünün dünya üzerinde nasıl etkiler yarattığını incelemeye çalışırız. Bu sadece kişisel bazda değil, ülkeler bazında da olabilir, ekonomi bazında da olabilir, tıp bazında da olabilir. Yani çünkü bu iz düşüm bütün dünyayı kapsıyor. Dolayısıyla da hepsiyle ilgili nasıl etkiler yaratıyor astroloji ve bu konularda neler yapmalıyız, nasıl tedbirler almalıyız, buna bakıyoruz. Tamamen altyapısı istatistiki bilgi. Geçmişten günümüze kadar gelen bilgileri topluyoruz ve aynı iz düşümlerinde neler yaşanmış daha önce, bunlara bakarak gelecekle ilgili de bu tarz durumların yine olabileceğini düşünerek bu konuda aslında tavsiye ya da uyarıcı niteliğinde öngörüler yapıyoruz. Astroloji bu anlamda bir ayağı matematikte olan ama yorum bazıyla bir ayağı da hani edebiyatta olan diyelim, bilim ve sanatın birleşimi. Böyle baktığımız zaman astroloji bir psikolojiden, bir sosyolojiden ya da bir meteorolojiden çok farklı bir alan değil diyebiliriz kısaca. Peki astroloji hangi alanları kapsar? Yani hangi alanlarda astrolojiden yararlanabiliriz? Aklınıza gelebilen aslında her türlü alanda astrolojiden yararlanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bütün dünyayı inceliyor astroloji. Burada sadece bireysel değil, dediğim gibi ülke haritası, şirket haritaları, hatta işte evcil hayvanınız varsa evcil hayvanınızla sizin aranızdaki uyumun haritası, ilişkiler, tıpla ilgili konular, hatta adli konulardan bile yararlanabilme şansımız var. Aklınıza gelebilen her konu diyebilirim kısaca. Astrolojide gelecek öngörüsü var. Bu noktada astrolojiyi faldan ayıran nedir? Evet, gelecek öngörüsü var ama biz bu gelecek öngörüsünü biraz önce de söylediğim gibi tamamen istatistiki bilgileri baz alarak, bir temele dayandırarak yapıyoruz. Ve astroloji öğrenilebilir ve öğretilebilir bir alan. Dolayısıyla kişi astrolog olmak isteyen her kişi, herkes bunu yapabilir. Ama fal öyle bir alan değil. Falda belli yetenekler gerekiyor. Ve öğrenilebilir ve öğretilebilir bir şey olmadığı gibi söylenen bilgilerinde herhangi bir somut dayanağı yoktur falda. Peki astroloji ile ilgili sizi en çok mutsuz ya da rahatsız eden şey nedir? Astroloji ile ilgili maalesef çok fazla bu kadar önemli bir alanın, bu kadar güzel bir kılavuzun, bu kadar güzel bir rehberliğin bundan çok fazla yararlanılabileceğinin bilinmiyor olması, sadece gelecek öngörüsüymüş gibi düşünülmesi, aslında kişisel gelişimlerin hepsi astrolojiden çıkmıştır. Dolayısıyla bu kadar güzel elimizde bir alan varken, böyle bir kaynak varken bu kaynaktan ben istiyorum. Diyorum ki herkes hem bireysel hayatlarında hem dünya üzerindeki genel ülkelerle ilgili olsun, şirketlerle ilgili olsun, bu kaynaktan daha çok kişinin yararlanmasını istiyorum. Yararlanmaması tabii ki beni üzüyor. Çünkü çok eski Sümerlerden gelen bilgiler var astrolojide. Çok eski, kadim bir bilgidir astroloji. Sümerler, yani milattan önce 4000-5000 yıl öncelerinde insanlar bundan yararlanmışken, bizim hani bu kadar gelişen teknolojide bundan yeterince yararlanamamamız aslında gerçekten üzücü. Umarım bunu aşarız diye düşünüyorum.
Astroloji ile ilgili en çok doğru bilinen yanlışlar nelerdir? En çok doğru bilinen yanlış tabii ki astrolojinin sadece burç bilgisi olduğu. O yüzden astrolojiye inanmıyorum ya da astrolojiyi hiç gerçekçi bulmuyorum diyenlere çok katılıyorum. Çünkü ben de başlarda öyle düşünüyordum. Hani 12 tip insan var, 12 tane burç var. Nasıl böldük bütün dünyayı 12'ye gibi düşünülüyordu. Dolayısıyla bu konuda insanları belki aydınlatmak, bu konuda astrolojinin sadece burç olmadığını söylemek de biz astrologlara düşüyor. Diğer önemli konu da astrolojinin sadece öngörü yapan bir alan olduğu. Astroloji aslında geçmiş konuları da çok net görebilen ve geçmişteki sıkıntıları halletmeden geleceğin de sağlıklı akamayacağını söyleyen bir alan. O yüzden dediğim gibi büyük bir kişisel gelişim içinde var. Farkındalık var, ayna tutma var kişiye ve bu aynayı tutarken de aslında o haritada kişinin nasıl yol alabileceği de var. O yüzden çok ciddi tavsiyeler ve çıkış yollarını da gösteren bir alan. Bu anlamda dediğim gibi öngörü yoktur. Tam tersi ciddi bir kişisel gelişim vardır astrolojide. Peki astrolojik danışmanlık nedir? Bu danışmanlıkta kişiye ne tür bilgiler verilir? Evet, çoğu kişi astrolojik danışmanlık almaya geldiği zaman aslında başına nelerin geleceğini bilmiyor. Genelde geleceği öğrenmek biraz önce dediğim gibi geliyor ama astroloji psikoloğa gitmek gibi. Şimdi benim alanımda özellikle psikolojik astroloji olduğu için beni o kısım daha çok ilgilendiriyor. Kişiye ayna tutmak, kişinin göremediklerini kişiye göstermek, neyi neden yaptığını göstermek ve bu yaptıklarında ya da bu rutin kısır döngüden nasıl çıkacağıyla ilgili ciddi bir tavsiyelerde bulunmak, kişinin hayatta yol alabilmesi için önce sıkıntılarını halledebilmesini sağlayabilecekleri çok kompakt, çok kısa sürüyor gibi görünen ama önemli aydınlanmalar ve bilgiler içeren bir danışmanlıktır astrolojik danışmanlık. Tabii bunun çeşitleri var. Birey geldiği zaman yaptığımız kısım böyle. Kurum haritasına da bakabiliyoruz ya da ilişki haritalarına bakabiliyoruz ya da soru dediğimiz kişinin tek bir sorusu var mesela. Mesela o soru üzerinden sadece cevap verebiliyoruz gibi kişi burada önce neyi görmek istiyor, hangi konudaki sıkıntısını diyelim aslında halletmek istiyor. Danışmanlığı bunun için aslında bence astrolojik danışmanlığı kişi. Peki hepimizin cevabını merakla beklediği sorulardan bir tanesi. 2022 sıkıntılı ve stresli bitirdik. 2023 yılını kısaca özetlerseniz bizi neler bekliyor? Geleceğe umutla bakıyoruz. İnşallah da güzel şeyler getirsin tabii ki. Ama aslında şöyle olması gerekenler oluyor. Hep bunu söylüyorum. Yani bir sıkıntılar yaşanıyorsa biz insani boyutta onu sıkıntı gibi görüyoruz. Ama bir şeylerin değişmesi, bir şeylerin daha iyi taşınması için o bitişleri yapabilmemiz, o sıkıntıyı göğüs gerebilmemiz gerekiyor. 2020'den başlayan aslında hani ikizler yay, kuzey güney ay düğümleri aksıyla başlayan bir sıkışmışlık sürecine geldik. Devamında akrep boğa aksına geçti ay düğümleri ve bize aslında bayağı bir hani örseleyerek diyeyim değişmemiz gerektiğini sinyallerini verdi. Şimdi 2023'te ay düğümleri tekrar yeni bir aksa geçiyor. Koç terazi aksına geçiyor. Böyle olunca da aslında başlangıçların olacağı yani 2023 ciddi bir bitiş ve başlangıçların bize fragmanını izletecek. Büyük gezegenler dediğimiz ağır gezegenlerin burç değiştirmesi çok önemlidir astrolojide. Bu anlamda Plüton'un yanlış hatırlamıyorsam 23 Mart'ta Plüton'un Oğlak Burcu'ndan Kova Burcu'na geçişi. Yine 7 Mart'ta Satürn'ün Balık Burcu'na geçişi. Yine 17 Temmuz'da ay düğümlerinin burç değiştirip aks değiştirip daha doğrusu Koç terazi aksı geçişi. Bütün bunlar bize 2023 yılının aslında tam bir kırılma yılı olduğunu yani dozun biraz daha artabileceğini, bizim direncimiz ne kadar fazlaysa o kadar sıkıntı yaşayabileceğimizi ama direnç göstermez ve yeninin artık gelmesi gerektiğini kabul edersek o kadar daha rahat akacağımız da bir yıl. Kısaca şunu söyleyebilirim. Çok fazla adaletle ilgili konuşacağız. Adalet konuları çok fazla gündeme gelecek. İkili ilişkiler, her türlü ilişkiler, bireysel hayatımızdaki ikili ilişkiler, uluslararası ikili ilişkiler çok konuşulacak yine bu sene. Bunun dışında insanlar biraz daha küçülmeye
Belki biraz daha ben olmaya ya da beni keşfetmeye doğru gidecekler. Bu anlamda daha kendimize göre düşünebiliriz bu sene hayatı. Düşünmeye başlayabiliriz. Bilim teknolojiyle ilgili yine oldukça yoğun, gündemli bir yıl olacak. Bilim ve teknolojide çok yoğun ilerlemeler ve değişimler olacak. Çünkü ilerleme derken değişimi de getiriyor tabii devamında. Yani belki bazı konular bitecek bilim teknolojide, onun üzerine daha farklı konular ya da yapılar gelecek bilim teknolojiyle ilgili diyebiliriz. Dolayısıyla 2023, hani 2022 kötüydü diyorsak, eğer biz insani olarak kötü diyorsak, 2023 belki 2022'yi de aratabilir. Ama dediğim gibi bu kesinlikle bizim iyiliğimiz için olacak bir süreç. Bunu böyle düşünürsek ve yeniyi kucaklamak için biraz daha hevesli olursak 2023 çok da zor geçecek bir yıl değil diyebilirim. Peki astroloji ile ilgili gelecekte yapmayı planladığınız başka şeyler var mı? Varsa nelerdir? Astrolojiyi anlatmaya çalışmak. Çünkü bu bence bizlerin, astrologların görevi. Şu ana kadar astroloji ile ilgili bir şeyler yaptım ama astroloji gerçekten bir gönül işi. O yüzden bu gönüllülük ve aşk işi devam edecek. Çalışmaya, bildiklerimi aktarmaya ve insanlara olabildiğince ışık tutmaya çalışacağım diyebilirim gelecekte de. Müge Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Astroloji ile ilgili doğru bilgilere ulaşmaya çalışsın diyebilirim herkes için. Ve güzel bir programdı benim için. Teşekkür ediyorum. Ayrıca beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için yararlı bir program olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.